Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü sevgili takipçilerim. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, fazileti hepinizin üzerine olsun sevgili arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Rabbim iyilik versin, güzellik versin, sağlık versin, huzur versin cümlemize inşallah. Evet, ben neredeyim? Ben köydeyim arkadaşlar. Annemden oraya geldim. Geçen gün söylemiştim sizlere. Dün hiç çekim yapamadım. Dün çok yoğun işlerimiz vardı arkadaşlar. İşlerimiz var derken benim kendi evimde kendime göre işlerim vardı. Gitmeden biraz onları hallettim. Epey bir düzene koydum inşallah. Yatak odamı, filan veya bir nevresimdi, çarşaftı. Onları düzenledim. Şöyle camlara, çaycımada kalan perdelerim vardı benim. Şöyle idarelik onları taktım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde böyle. Mutfağım da bitecek. Konuştum mutfağı yapan akrabamızla. Dedi abla tamam dedi. Ayın sonuna kadar kalmaya karar verdik. Çünkü mutfak bitmeden gelmek istemiyorum arkadaşlar. Nasıl olacak, nasıl gidecek merak ediyorum açıkçası. Gözümle görmeden de rahat etmiyorum. Şimdi zaman da geçince sonra yaptığın itirazlar da olmuyor. Bir şey de olmuyor. Gözümle göreyim arkadaşlar. Böyle sevgili arkadaşlar. İnanır mısınız yoğun geçiyor. Dün dediğim gibi akşama kadar aşağıda yemekte uydu, onu yatacağım sonra yukarılarda işte perdeydi, uydu buydu. Ondan sonra cuma yatak odamda onları hallettim sevgili arkadaşlar. Sizlere biraz bir çekeyim yapayım dedim. Sizler nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Rabbim iyilik versin, güzellik versin cümlemize. İnşallah güzel olalım ki güzel günlerde görüşelim sevgili arkadaşlar. Ben size biraz bir çekim yapayım inşallah. Evet arkadaşlar. Ben şimdilik böyle burayı bir kilim üstünde bir örtüler var. Onlardan şöyle ayak altına üşümeyelim diye serdim. Dün akşam ablamla yatacaktık. Olmadı. Bir yere gittik. Oradan geç geldik. Burada ışık olmadığı için burayı yatmaya cesaret edemedik. Böyle mum gibi, ışık gibi bir şey olmayınca da. Gerçi şey karanlık değil burası. Dışarıdan ışık vuruyor ama yine de cesaret edemedik. Onun için bu akşam yatmayı düşünüyoruz ablamla. Böylelik düzdüm arkadaşlar. Çaycımadan benim daha evi düzerken yıllar önce getirmiş olduğum perdelerden fazlalık perdeler varmış. Onları ben böyle dikmişim. Bu şekilde dikili, büzgülü kalmış. Ben onların büzgülerini açtım. Yatak odasıyla buraya getirdim. Çünkü çok büzgüye gerek yok diye. Bakın zaten şey gibi bu. Fazla büzgüye gerek yok. Gördüğünüz gibi zaten yesliğinde duruyor. O kadar iyiymiş ki tül. İnanır mısın? Bu türler şimdi burada 50-60 TL metresi. Perdecileri gezdim. Bu kadar güzel beyaz da değil. Bakın. En az 25 senelik perde arkadaşlar. Bakın. Yıkamadım gerçekten. Yıkamadan olduğu gibi taktım. Hiç gerek yok diye. Şu çiçekli de çıkan sene almıştım. Koltukların önüne böyle cama merak ediyordum. Almıştım. Onu da eşim güzel dümdüzü verdi. Kornişlerimiz takıldı. Önlerini kapatmadı kornişçi. Çünkü ben buraya Allah izin verirse artık bu sene kaldı arkadaşlar. Uğraşamayacağım. Köşelere strapo mudur nedir ondan yapılacak herhalde. Aslında yatak odamı çekmem ama şöyle bir göstereyim size. Çünkü yeni aldığım için daha yatılmadığı için. Şöyle yatak odamı düzdüm arkadaşlar. Şöyle güzel bir nevresim aldım. Böyle yastıklarıyla yatak odamı düzdüm. İnşallah ablamla bu gece yatacağız sevgili arkadaşlar. Şimdi giderlik annemin oradan iki tane yoluk aldım ayağımızın altına. Yatak odam bazam hazır arkadaşlar. Yani artık rahat rahat yatabiliriz. Rabbim güle güle yapmayı nasip etsin inşallah arkadaşlar herkese. Çok güzel oldu ama. Yani böyle sevgili arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar ben köye biliyorsunuz hazırlık yapmaya geldim artık. Gitmemin hazırlığını. Şimdi ceviz, bakın annem bana böyle ceviz ayırmış. Ama gerek yok dediysem de illa bu kadar cevizi getiremeyeceğim için işlemeye başladı ablamla. Biz bir tane koyundan gaz aldık arkadaşlar. Onu misir haşladık şimdi. Ocağa da bir tencere et attık. Şöyle sulu gelen attık kaynasın yavaş yavaş diye. Biz şimdi böyle cevizleri de bıraktık. Annem, ablam, ben Almanya'dan bir arkadaşım geldi. Onu oturmaya gidiyoruz arkadaşlar. O da izinde şu anda. Telefonlaştık az önce. Gelin buyurun çay yapayım dedi. Bu şekilde bugün sizlere çekim yapıyorum sevgili arkadaşlar. Abacığım ne yapıyorsun? İyiyim canım. İyisin değil mi? İyiyim. Ne yaptın canım. Sabah nereye gittin geldin? Sen bir selam ver bakayım ilk önce.
Selamun aleyküm. Sevgili kardeşimizin, sevgili izleyicileri. Aferin bak. Allah'ım sizin Allah'ın sevgisi, rahmeti, bereketi üstünüze olsun. Amin. Ve selamun aleyküm hepinize de. Allah'a emanet olun. Sizi çok seviyoruz. Sabah sabah nereye gittin sen bakayım Bircim? Gaz almaya gittim. Gaz almaya gittin. Ablam gitti yukarı mahallede. Bizim burada bir mahalle var. Orada birisi gaz yetiştirmiş. Koyun hanımlarından gittiler arkadaşlar. Gaz aldılar, geldiler. Şimdi ben gitmeden onu pişirip yiyeceğiz inşallah. Sizlere de göstereceğiz. Sevgili. Ablacığım buradan İsmail'e selam söyle. Oğlumuz askerde. Vataraya görev yapıyor ama paralı. Oğlum bu arada onu söylemedim. Evet. Suriye'de görev Suriye'de yapıyor. Görev yapıyor. Bir seneden beri Suriye'de. Evet sınırda. O hasret gittim yavruma. Ama Allah bütün askerlerimizi. Ama hepsini de çok seviyorum. O diyor ki teyzesi senin sayende annemi görüyorum diyor. Evet. Yorum yazıyor. Sayende bak İsmail buradan sana selam gönderiyoruz oğlum. Ha, çok seni çok seviyorum yavrum. Allah seni inşallah. Seni çok seviyorum yavrum. Sizlere her daim korusun inşallah. Allah'a emanet olun hepinizde. Amin. Seni çok seviyorum yavrum. Eyvah. Allah'a emanet olun. Bir tane oğlu var zaten arkadaşlar. Allah bütün askerlerimizi korusun. Amin. Bakın şöyle cama perdeyi taktım ben. Bakın güzel oldu. Bak içerisi gözükmüyor abla. Eniştem içerisi gözüyorum diyor da gözükmüyor. Gözükmüyor. O herhalde içerisi gözükecek de şüphelendi dün. Gözükmüyor. Bak hiç içerisi gözükmüyor abla. Yok yok gözükmüyor. Evet perdelerimizi öyle taktık arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Bir arkadaşımız şey sormuş bana anneniz o evde oturmuyor mu diye. Arkadaşlar annem bu evde yaklaşık 20 sene oldu değil mi abla? Aha. Bu ev yapılalı. Bu ev yapılalı 20 sene oldu değil mi? İki. Bu ev yapılalı. Oldu. 20 senedir annem bu evde oturuyor arkadaşlar. Hı-hı. Annem alt katta oturuyor. Şurası üst kat. Üst katı sonra yaptık. Bakın şöyle ta hala sıvası yapılmadı. İnşallah seneye de sıvası yapılacak komple arkadaşlar. Kolay değil ev çok büyük çünkü 170 metrekare bir ev. İnşallah seneye kardeşimle annemle birlikte anlaştık. Hepsini birlikte komple vereceğiz. Ayrı ayrı yaptıramıyoruz arkadaşlar. Olmayacak diye. Onun için seneye yaptıracağız inşallah sıvasını. Her şey sırayla olmuyor bir anda sevgili arkadaşlar. Evet biz gidiyoruz şimdi arkadaşımıza doğru oturmaya. Mahallemizin böyle yolundan doğru. Almanya'dan bir köyümüzün kızı izlemiş bizleri. Çok sevinmiş köyünü gördüğüne. İsmini söylemeyeyim buradan. Haber göndermiş. Bana birisi anlattı. Onun sayesinde köylerimi gördüm diye. Eğer inşallah gidebilirsem annesine çekip göndermek isterim. Göstermek isterim ona. İnşallah eğer izin verirlerse. Çok selam gönderiyorum. Bizleri takip eden herkese. Arkadaşlar dediğimiz gibi sınırda, vatanda, askeri görevini yapan bütün askerlerimize Rabbim yar ve yardımcılar olsun. Amin. Denizde, karada, havada hepsini muzaffer eylesin inşallah. Ordumuzu inşallah ki bozguna uğratmasın ve şu anda Azerbaycan'da kötü durumda olan arkadaşlarımız, kardeşlerimize de Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Rabbimin ne diyeyim? Bütün gücü ve kuvvet hepsinin üzerine olsun inşallah. Amin. Allah gereksiz yere dünyaya zarar verenlere de Rabbim ıslah eylesin arkadaşlar. Evet biz aşağı doğru iniyoruz sevgili arkadaşlar. Burası bizim biliyorsunuz eski evimiz. Eski evimiz burası. Biz burada büyüdük, doğduk arkadaşlar. Böyle gidiyoruz. Evet anneciğim, anneciğim. Şu dilbentini çek anacığım benim. Anneciğim mısırını koydu. Arkadaşımıza taze mısırını götürüyor. Çok sever öyle bir yerlere giderken elden bir şey almayı. Evet arkadaşlar böyle. Yukarıdan doğru gidiyoruz. Burası dayımın evi. Az sonra orayı da gireceğim. Dayımı da göremedim daha geldim geleli. Koşuşturmaktan. Az sonra dayımın yanına da gireceğim arkadaşlar. Dün akşam dayımın kızının oradaydık. Oturduk. Sevda kızımız Allah razı olsun. Çok güzel hazırlık yapmış. Ama benim internetim tam yakın olmadığı için çekim yapamadım. Bir takımda çekim yaparım inşallah. Bu da yine bir Almanyalı komşumuzun evi. Bakın arkadaşlar şöyle aşağı köye doğru. Şurası aşağı mahalle. Evet. Herkes dediğim gibi herkesin evleri yeni. Köyümüz çok geniş ve çok büyük. Herkesin evi maşallah şehir gibi arkadaşlar. Millet horozumuz da ötüyor. Evet. Yakaladık. Kaçıyordun değil mi? Yakaladık abi baba kaçamazsın. Songül bak annen. Neyli olsa bak. Songül bak annen. Çok çekmiyorum çok. Çok çekmiyorum diyorum.
Evet, şimdi Songül görse anacığım der. Ay Allah'ım yarabbim. Bakın arkadaşlar, biz Almanya'lı arkadaşımızın evi. Oraya geldik. Az sonra çık. Evet arkadaşlar, bizler geldik. Akrabamın evindeyiz. Almanya'da Duisburg'da oturuyor. Gidiyoruz zaten, görüşüyoruz sık sık. Evet, böyle yedik, içtik kestaneleri, çayları. O kadar yedik, inanır mısınız, meyveler. Bakın çok güzel evi var, kutu gibi. Rahmetli büyüklerinden kaldı bunlara. Onlar da öldüler uzun zaman önce. Allah rahmet eylesin hepsine de arkadaşlar. Allah mekanlarını cennet eylesin inşallah. Şimdi annemle ablam namaz kılıyor. Ben kıldım, onlar kılıyor. Size biraz balkondan çekim yapayım. Çayımızı içmeye devam ediyoruz. Böyle bunların balkonu çok güzel. Evi çok güzel tamir ettirmişler. Bakar mısınız boydan boya balkonları. Şu taraftaki daire eltisinin 4 daire var burada arkadaşlar. 4 oğlan kardeşim burası. 4 mü? Evet, 4 oğlan kardeşim. Şuradaki de öbür bir tane kardeşim. 5 oğlanlar bunlar. 5 oğlanlar ama bir tanesi bu sene arkadaşlar vefat etti. Kurban Bayramı'nda kalp krizi geçirdi. Yani burada köyde evler çok güzel. Annemlerin üst tarafta. Biz biraz aşağıdayız şu anda. Şu bahçe annemlerin bahçesi arkadaşlar. Böyle. Bu şekilde. Köyü size aşağıdan çekiyorum şu anda. Bakın. Annemlerin evi buradan gözüküyor mu bilmiyorum. Bakayım şöyle bir. Yok, gözükmüyor arkadaşlar. Çünkü dayımın evi var. Şuradaki. Şu pembe ev dayımın evi. Bu evin üst tarafı da bizim evimiz oluyor. Biraz yukarıda. Dayımın evinden bizim ev gözükmüyor arkadaşlar. Şurası dayımın evi. Bu şekilde yani. Şu tarafta öbür dayımın evi de burada. İncir ağaçlardan gözükmüyor arkadaşlar. Böyle sevgili takipçilerim, oturuyoruz. Dediğim gibi çayımızı içtik. Akraba mutfakta bir şey yapıyor. Ay. Mutfağın camları şey, bu evin camları aynalı cam herhalde. Dışarıdan içerisi gözükmüyor mu, öyle mi acaba? Olabilir mi? Bilmiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel yapılmış ama ev kutu gibi. O kadar güzel ki. Yani çok beğendim ben evin planını. Tam böyle köyde durup yaşayacak ev. Yani ne çok büyük ne çok küçük arkadaşlar. Kutu gibi. Burası böyle salon. Yatak odası, çocuk odası, mutfak, banyo, tuvalet. Süper arkadaşlar. İnanır mısın? Kışın şuraya sopanızı koyun mis gibi. Çok güzel yani. Sevgili arkadaşlar, Rabbim güle güle oturmak nasip etsin. Tabii ki benim akrabam burada durmuyor. Ara sıra geliyorlar köyü özleyince. Onlar kendileri Filyos'ta kalıyorlar sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yine köyü çekmeye devam ediyorum. Almanya'da ben sana ismini söylerim. Birisi ben köyleri çektim ya. Hiç öyle bir şey bakmayın. Birisi YouTube'dan açmış. Yani köyleri çekmiş diye beni bakmış. Çok hoşuna gitmiş. Çok memnun kalmış. Birisinden selam söylemiş bana. Allah razı olsun, onun sayesinde köyleri gördüm diye. Bakın arkadaşlar, buradan arkadaşımın yine dairesinden aşağı mahalleyi ben sizlere geçen de çekmiştim. Köyleri bilenler, tanıyanlar bilir. Burası aşağı mahalle, ta buradan yani biraz gözüyor. Ne kadar ev var Miri bu. Önceden eski evler belliydi bak. 1, 2, 3. Bir de şurada vardı bir eski ev. Bir de o hala o firma odaları ev duruyor. Şurada bir eski ev duruyor. Birkaç tane eski ev vardı değil mi? Evet, ama şu anda var. Bakın herkes kalabalık olduğundan herkes evinin yanında 3-4 tane ev yaptı arkadaşlar. Şurası ta hiç gözükmüyor. Bakın şöyle alt taraf birden ayrı bir mahalle. Oraları daha hiç yemedim mesela. Uzun zamandır da görmedim. Bakın bu armut ağacı falan sizin miyim Meryem? Evet, evet, fındıklar. Ay ne kadar güzel armut var orada. Peki cevizleri falan attın, dokunmadın mı? Kız cevizli ağacına duruyor ya kız. İşte şeyde duymadı oradan kim? Kız şey dibi, bak sen onun dibine in de. İneceğim yarın. Dibine bak olmadı. Kardeş. Annem her sabah iniyor cevizlerin dibine bakıyor. Diplerini falan şöyle bir çet böyle dursun abi, temizlesin, canı sıkılıyorsa bak canı sıkılıyor. Her yeri bir derlesin, toplasın şöyle bir temizlesin. Esas mı? Armut ağacına bak, bütün kaybolmuş şeyde. Yazık. Neyse. Nereden nereye girdik arkadaşlar. Baksanız herkes bağını bahçesini temizliyor artık. Sene sonu temizliği. Herkes bahçesini. Şu ev kimin veriyor orada bahçesini tertemiz yapmış kız. Şu ev kimin evi? Şu Fidemeng'in şey kimin evi? Şu. Duranların. Duranların evi orası mı? Kocabaş, evet. Ha. Bahçeyi ne güzel temizlemiş. Baksana. Evet. Pırıl pırıl bir şey koymamışlar. Vallahi evet. Billahi. Tertipli insan bahçesinden belli oluyor arkadaşlar. Evet. Samimi söylüyorum. Sus. Evet.
O şöyle bildiğim kadarıyla. Şurası şöyle bakın arkadaşlar. Kız şöyle yoksa ediyorum. Şeyin mi kızım? Ben de yukarı kadar çıktım. Geçenlerde bak arkadaşlar daha yok, yukarıdan çektim. Yok değil o. Orayı çekmiştim değil sizlere. Mihriye o ev şeyin olabilir mi? Erman ablanın elsinin yeri olabilir mi orası? Yok. Onların hayvanları yok ama. Döncünün olabilirdi Gülizar'ın abisini. İyi dedim ya onların işte. onların ev o. Bence de. Döndü mü yoksa Erman abla mı? Erman ablanın evi nerede? Evi şu eski ev Gülizar'ın abisinin. Peki kişi. Erman ablanın koyduğu yeni vardı hangisi? Erman ablanın evi T orada kız. Erman'dan bahsetmiyorum kız. Şey değil mi Erman abla? Kız şey yani Almanya geldi diye. Aziz abla. Aziz ablanın evi değil mi o? Aziz ablanın evi hemen caminin yanı bak. Gri olan. Şu. Tabii. Üç katlı bu. Evet üç katlı. Ha tamam. Üst taraf. Evet. Ha tamam tamam şimdi çıkarttık tamam. O şeyin tabii gene duran gülüm var. Yani. Bence de onların hayvanları var çünkü orada duran insan şeyde durmuyordu. Arkadaşlar ben de uzun zamandan beri oraları geçmediğimden şu kimin evi olduğunu bilmiyoruz. Asar orası. Ha işte Kaleköy. Şu öbür tarafta ta yukarıdaki köyde Kaleköy diye geçiyor arkadaşlar. Benim ablamın hani Karabük'e gitmiştim geçen akşam kızı oradan evli. Bizim köyümüz 4 mahalle. Biz orta mahallede kalıyoruz ama dediğim gibi çok geniş arkadaşlar köyümüz. Size yine köyden çekimler yaptım. Arkadaşımla bir de diyoruz onun evi miydi, bunun evi miydi, şunun evi miydi diye. Yani ben de uzun zamandan beri dediğim gibi yani tamam kimin eski evden kimin evin olduğunu biliyoruz da yeni yapılanları bilmiyorum arkadaşlar. Sizin sayenizde ben de görmüş oldum buradan doğru sevgili takipçilerim. Evet bahçeler meyve dolu. İnanır mısınız? Millet hasret kalıyor. Bunlar da toplayıp yemiyorlar. Öyle bir şey yani. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili takipçilerim. Ben sizlere dün çekim yaptım. Evimden çekim yaptım. Sonra şeye gittim. Şurada atrafta bir arkadaşıma gittim oturmaya. Oradan sonra da yine dün akşam köyümüzden bir yaşlı teyzemiz ameliyat olmuş. Ona gitmiş olsuna gittik. Beyaz oturduk orada arkadaşlar. Oradan geç geldik. Sonra ablamla dün akşam burada yattık. Benim dairede. İkimiz yattık arkadaşlar. Buradaydık. Sabah kahvaltımızı yaptık. Dünün kapanışını yapamamıştım ben. Sizlere buradan dünün kapanışını yapayım dedim arkadaşlar. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu ara fazla video gönderemedim. Kusura bakmayın. Çünkü internet paketim de azalmıştı. Ben pazar günden beri köydeyim arkadaşlar. Buradayım. Eşim dün internet paketimi doldurmuş öyle gönderdi. Anca çekim yapabildim sizlere kusura bakmayın. Bu arada bir boşluk oluyor kusura bakmayın. Gerçekten Allah razı olsun hepinizden de. Yeni videonun altına güzel yorumlar yazmışsınız. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Allah razı olsun. Kapıyı açıp içeri girebilirsin. Eşim beni bekliyor öyle. Allah razı olsun. Arkadaşlar güzel yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Biz izinimizi biraz daha uzattık. Biraz daha buradayız. İnanın hiç gelesim yok. Hayırlısı diyelim. Bugün yeniden tekrar çekimler yapacağım size. Bunu bir kapatayım sevgili arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.